Filistin topraklarında kurulduğu günden beri bölge insanına, özellikle de Müslümanlara baskı uygulayan İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor adeta. Öyle ki 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır Gazze'ye yönelik birçok saldırı düzenleyen Siyonist rejim binlerce masum insanı katletti ve bugün hala katletmeye devam ediyor. 365 gündür İsrail-Gazze sınırında konuşlu bulunan A Haber ekipleri ise yaşanan katliamı gözler önüne serip Filistinlilerin feryadını duyurmak için kesintisiz yayın yapıyor. Tarih 7 Ekim Cumartesi. Saat sabah 6.30 suları. Yer, işgalin ve silahların gölgesindeki Kudüs. Hamas, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı adlı bir operasyon başlattı. Dünya yeni bir savaşın eşiğine geldi bugün. Hamas'a bağlı silahlı güçler... Tüm haber kanalları son dakika gelişmesi olarak işte böyle duyurdu bölgede yükselen tansiyonu. Ancak böyle durduk yere ortaya çıkmamıştı yaşananlar. Yıllardır boğucu bir işgale maruz tutulan Filistin halkının öfkesiydi taşan. Ekonomileri yıkılmış, yerlerinden olmuş, evleri yerle bir edilmiş bir halk artık yeter dedi topraklarına el uzatanlara. لن نتكلم كثيرا ولن نطلق المزيد من التصريحات وسنجعل العدو باذن الله يعض اصابع الندم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. Aksa tufanı operasyonu sonrasında İsrail savaş durumu ilan etti. Gazze'deki yerleşim yerlerini bombardımana tuttu. Yüzlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırına çevrilmişti. Tüm bu yaşananların ardından A Haber ekibi de bölgede yaşananları yerinden aktarmak için daha ilk günlerden itibaren oradaydı. Sabah saatler 6.30'u gösteriyordu dediğim gibi. Hamas, bin Hamas üyesi 80 farklı noktadan 11 askeri üs olmak üzere 30'a yakın noktaya giriş yaptı ve oraların kontrollerini ele geçirdi. İşte o araçlardan bir tanesi. İki tane aracı gösterdik size, bakın görüyorsunuz işte yerlerde araçlar aleve verilmiş, hemen yan tarafında yine o çatışmanın izlerini görmek mümkün. Ağaçlık alan, ormanlık alan tamamen yerle bir olmuş durumda. Gerilim had safhadaydı. İsrail-Gazze sınırında ard arda yaşanan patlamalara A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile A Haber Kameramanı Niyazi Kurt işte böyle şahitlik ediyordu. Hemen al hemen! Hemen çabuk gel Niyazi, gel Niyazi, gel. Evet, ardı ardına patlamalar meydana geliyor ve demir kubbe tarafından işte şu an itibariyle bir bir imha edildi. Hareketli saatler yaşanıyor şu dakika itibariyle Gazze sınırında. İşgalci İsrail Gazze'de bir katliama girişmişti. A Haber ekibi de bölgede yaşananları an be an tüm dünyaya aktarmak için zor şartlar altında kesintisiz yayın yapmaya çalışıyordu. Başladı, başladı, başladı. Başladı. Evet. Merve, seni duyamıyorum şu an itibariyle. O Hamas'ın düzenlediği Hamas'ın saldırısı başladı ve şu dakika itibariyle de Merve Türkay, beni duyabiliyorsanız, Hamas'ın saldırısı başladı. İşte bir yandan da şu an itibariyle hava savunma sistemleri devreye girdi. Saatler 17'yi gösterdiğinde saldırıya başlayacağız demişti Hamas ve sivillerin çıkması için ardı ardına uyarılarda bulunmuştu ama şu anda çok şiddetli patlamalar meydana geliyor. Evet, bir yandan da hava savunma sistemleri devreye girmiş durumda. Bakın, görüyorsunuz şu an itibariyle işte Aşkelon'dayız. Ardı ardına
patlama sesleri. Tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Çatışma sahasındaki A Haber ekibi bir yandan gazetecilik görevini icra ediyor, diğer yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Bulunduğumuz noktaya da şarapnellerin isabet ettiğini söyleyelim. Çünkü hemen yanı başımızda parçalar düştü. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Ve görüyorsunuz, bakın, tüm basın mensupları bölgedeler. Herkes güvenli noktalara geçti. Kimi araçlarının hemen yanı başına konuşlandı. Kimi ve sanıyorum roketin düştüğü noktalardan bir tanesi. Çünkü çok yanımıza, yakınımıza düştü. Sesi ekranlarınıza getirmiştik. Demir kubbe tarafından imha edilen misilleme roketlerinin parçaları basın mensuplarının bulunduğu bir alana düştü. O sırada yaşananlarsa dakika dakika A Haber kameralarına yansıdı. Evet, bir roket, roket saldırısı şu an itibariyle, bakın, hemen yanı başımızda çok şiddetli bir patlama yanımıza. Arabaya vurdu, arabaya. Hemen araba gitti. Yakınımıza, evet, yanımıza roket düştü. Yanımıza roket düştü. Biz basın olarak şu anda buradayız. Buradan yayınımızı yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki burada yaşanan bu paniğin çok daha büyüğü günlerdir, 28 günden bu yana Gazze'de yaşanıyor. Ardı ardına ateşlenen füzeler, hemen yanı başınızda patlayan roketler. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışırken, öbür taraftan da az ötenizde yaşanan bir katliama canlı canlı tanıklık etmek. Kaç. Şu anda çok sayıda füze saldırısı gerçekleşiyor. Hemen bizim üzerimizde de çok sayıda roketin, füzenin imha edildiği bilgisini de paylaşalım. Bir yandan işte şu an itibariyle o füzeler bir kısmı demir kubbe tarafından imha edildi. Bir kısmı düştü tahmin edebildiğimiz kadarıyla. Evet, şu an geçti. Devam. Geçti. Tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz. Abluk altında tuttuğu Gazze şeridine yönelik saldırılarına bir an olsun ara vermiyordu işgalci İsrail ordusu. Dar bir bölgede sıkışıp kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli kaybediyordu hayatını. Yaşanan bu zulmü dünyaya duyurmak için çabalayan A Haber ekibine de müdahalede bulunuyordu katliamcılar. İşte hemen arka tarafımız o sıfır noktası dediğimiz, az önce o araçların gitti, tankların gitti, askerlerin gitti nokta. You need to leave this area, dai, halas. Halas, you need to leave this area. Okay. Evet, devam ediyoruz. Bizi belli bir noktada, anladığımız kadarıyla belli bir noktada toplamaya çalışıyorlar. Evet, İsrail güçleri şu anda bizim başımızda. Okay. Dai, you tell me, it's okay. Okay. Now we need to leave this area. Okay. We need to leave this area now. Evet, kapat. Yayınımızı burada noktalayalım. Söz tekrar size bırakalım. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam gerçekleştiren Siyonist rejim, protesto gösterisine katılan Filistinlileri de hedef almıştı. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Taha Hazar da gerilimin tırmanışa geçtiği anlarda oradaydı. Müslümanlara müdahale etmişti, namaz kılmaya gelenlere. Bakın işte, evet, bir atış yapıldı şimdi. Bakın, A Haber canlı yayınında. Grup. Orada herhalde. Bakın, bacağından vuruldu. Muhtemelen plastik mermiyle müdahale ettiler. Bacağından vuruldu şimdi.
O göstericiyi hemen ambulansa koyuyorlar. Gördüğünüz gibi. Bacağından vuruldu o gösterici. A Haber canlı yayınında sizlerle paylaştık. Batışehir'de tansiyon çok yüksek. Batışehir'de tansiyon çok yüksek. Az önce göstermiştik o karşı tarafı. İsrail askerleri saniyeler önce o göstericiye müdahale etti. UNICEF, Gazze şeridindeki çocukların durumunu felaket olarak niteliyor. Acil insani ateşkese ihtiyacımız var açıklamasını yapıyordu. Lakin Gazze'yi üç koldan kıskaca alan İsrail, kanlı saldırılarını kesintisiz bir biçimde sürdürüyordu. Çok yakınımızda patladı. Ses gelmiştir zaten. Bakın düştüğü yerde orası zaten. Ben çekileyim şöyle. Bizim de önümüz aydınlanmış durumda ama şunu görebiliyoruz. O Gazze'nin üzerinde bir sis bulutu var. Çünkü günlerdir bombalanıyor ve şu an itibarıyla da aydınlatma fişeklerinin gökyüzünü aydınlattığını kameraman arkadaşım Taha Zar'ın o özel görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Bir önceki yayınımızda kapkaranlıktı biliyorsunuz. Gazze'de elektrikler yok çoğu noktada. Evet bakın şimdi yine. Evet. Evet çok şu an itibariyle yani bir 10-15 dakikadır adeta yanıyor yani. Gazze yanıyor. İsrail güçleri gece boyunca Gazze'yi bombardımana tuttu. İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze'yi vurduğu anlar A Haber canlı yayınına yansıdı. Evet. Şu anda bakın yakın ateş lütfen mevziye geçsin. Hoparlörlerden de abi alan her şeyi. Yakın ateş abi. Lütfen mevziye geçsin. Karadan da ateş geliyor. Arabam burada ya. Bak ata lütfen güvenli bir yere girin, siper alın. Allah korusun ya. Tamam. Güzel de. İyi misiniz? Aracın kenarındayız şu anda. Ata iyi misiniz? Ata oradaki balistik sipere geçebiliyor musunuz? İyiyiz. Bakın savaş uçaklarının inanılmaz şu anda bir bomba daha bırakıldı. Bir bomba daha bırakıldı oraya. Şu anda orada bir katliam var. A Haber canlı yayında ne yazık ki bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Uzun süren görüşmelerin ardından Hamas'la İsrail, 2023'ün Kasım ayında rehine takası ve geçici ateşkes konusunda anlaşmıştı. Siyonist rejimin serbest bıraktığı Filistinlileri aileleri karşılamış, hüzün ve mutluluğun bir arada yaşandığı o anlara A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu'yla A Haber kameramanı Barış Yar tanıklık etmişti. Bugün savaşın 54. ateşkesin ise 6. günü. Arkamızda bulunan kalabalık ise Ofır cezaevinden çıkacak olan Filistinli esirlerin aileleri. Onlar Ramallah Belediyesi önünde umutlu bir şekilde evlatlarının ve yakınlarının çıkışını bekliyor. Bu direniş bugün Filistin meselesini tekrar ilk sıraya hak ve adalet talebi olarak taşımıştır. Biz bugün 6. esir değişimi gününde katil Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde 44 yıldır hapis yatan çocuklarımızı bekliyoruz. Bugün işgal güçleri Cenin ve Tulkarim'de destekçileri katlediyor. Bugün zalim dünyanın görmezden geldiği hakkımızı almak için direnişe destek verme günüdür. Karadan, denizden, havadan adım adım Gazze'yi kuşatan İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına da engel oldu her defasında. Aksa'ya giden yolları kapatan işgalci Siyonistler Filistinlilere şiddet uyguladı acımasızca. O anlara tanıklık eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile A Haber kameramanı İlhan Tanrıöver de İsrail güçlerinin ölçüsüz müdahalesine işte böyle maruz kalmıştı. Şu anda müdahale ediyorlar. Burada kimseyi ayırt etmeden, basını veya herhangi bir kimseyi gözetmeden şu anda biber gazı yağdırıyor İsrail polisi. Bulunduğumuz noktada ezan okuyorlardı. Namaz kılmak için. Hadi maharet.
Vicdansız İsrail polisi biraz önce biz onları görüntülerken orada kimseyi ayırt etmeden kafamızın üzerine biber gazı yağdırdı. Burada gerçekten zor anlar yaşıyoruz bizler de bu görüntüleri alırken, ancak onlar yıllardır bunu yaşıyor. Burada Müslümanların ellerinde seccade var. Toplanmışlar, sadece namaz kılmak istiyorlar. Ellerinde taş yok, silah yok, sopa yok, hiçbir şey yok. Sadece secde etmek, dua etmek, cuma namazını kılmak, ibadet etmek istiyorlar. Ancak buna vicdansız İsrail polisi müsaade etmiyor. Onların yaklaşmasına izin vermiyor. Namaz kılıyor bakın Müslümanlar. Gel abi. Bakın namaz kılanları dağıttılar şu anda. Secde etmişlerdi. Secde etmişlerdi. Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar. İşte saygısız İsrail askerleri insanların ibadetlerine saygı göstermeyerek burada Müslümanların üzerine biber gazı yağdırdılar. İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü arşa ulaşmıştı. Bir nebze olsun içinde vicdan taşıyan kimi İsrailliler de Orta Doğu'nun Hitler'i Netanyahu'ya tepki gösteriyordu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'la A Haber kameramanı İskender Demirel de hareketliliğin yaşandığı Tel Aviv sokaklarındaydı. Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalabilmesi için herhangi bir taviz verecek mi? Ya da herhangi bir Hamas'ın isteğini kabul edecek mi? Ya da esirleri ne kadar düşünüyor? İnsanlar bununla ilgileniyor. Buradayım çünkü bu hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanki yeterince çaba göstermiyorlarmış gibi. Rehineleri geri getirmiyorlar. 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze'yi ağır bombardımana tutup on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, sonrasında Lübnan'ı hedef almaya başladı. Hizbullah'ın karşılık vermesiyle şiddet tırmandı. A Haber muhabiri İslim İstanbulluyla A Haber kameramanı Ertan Tunay ise o sırada savaşın en sıcak noktalarından biri konumundaki İsrail'in Hayfa kentindeydi. Fırlatılan onlarca füze sadece A Haber kameralarına yansıdı. Evet, şu an Hizbullah'ın atmış olduğu roketler Hayfa'da görünüyor. Demir kubbe. Ay. Evet. A Haber canlı yayınından sizler de görüyorsunuz. İsrail ve Lübnan arasındaki o hava saldırısına tanıklık ediyoruz. Evet, Hizbullah roketlerle karşılık veriyor. Hemen Ertan gösterelim. Evet, şu anda A Haber canlı yayınında görüyorsunuz. Hava saldırısı gerçekleştiriliyor Hizbullah tarafından. Dakikalar önce de bir saldırı gerçekleşmişti Hizbullah'tan İsrail'e yönelik. Şu anda da A Haber ekranlarından görüyorsunuz, bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Daha önce 60 roket atılmıştı Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, bizlerin de bulunduğu Hayfa, Celile bölgesi ve işgal altındaki Batı Şeria bölgelerine ve şu anda A Haber canlı yayınından sizler de görüyorsunuz. Filistin topraklarında kurulduğu günden beri bölge insanına, özellikle de Müslümanlara baskı uygulayan İsrail, bir terör örgütü gibi hareket ediyor adeta. Öyle ki 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır Gazze'ye yönelik birçok saldırı düzenleyen Siyonist cinayet şebekesi 40 bin aşkın Filistinliyi katletti. Yani aradan geçen bir yıllık sürede neredeyse günlük yüzün üzerinde masum insan hayattan koparıldı. Ve artık Gazze kasabı olarak tanımlanan katil Netanyahu bugün hala katliamlarına devam ediyor. Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla da savaşı bölgeye yayma çabasında. 365 gündür İsrail Gazze sınırında konuştu bulunan A Haber ekipleri ise yaşanan katliamı gözler önüne serip Filistinlilerin feryadını duyurmak için kesintisiz yayın yapıyor. Birileri hala Gazze'de yaşananlara kör ve sağır kesilmeye devam etse de dünyanın vicdanını uyandırmak için ateş çemberinin ortasında hakikati duyurmak amacıyla yayınlar yapmaya devam ediyor A Haber. Başladı, başladı, başladı. Demir kubbe. Ay. Şiddetli bir patlama. Hemen al, hemen. Hemen çabuk gel Niyazi, gel. Niyazi gel. Kaç, kaç, kaç. Hemen Ertan gösterelim. Evet, şu anda. Evet, bir atış yapıldı şimdi. Bakın A Haber canlı yayınında.
anda A Haber ekranlarından görüyorsunuz.